Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere çağın en önemli hastalıklarından bir tanesi obezite. Maalesef dünyanın pek çok noktasında sağlıksız beslenen insanlar, özellikle de çocuklar arasında sağlıksız beslenme adeta özendiriliyor. Bir de ekonomik nedenlerden dolayı maalesef toplumların sağlıklı beslenmesi mümkün olmuyor. Şimdi bununla ilgili olarak Amsterdam'da önümüzdeki günlerde alınacak olan bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım bu karar neymiş? Amsterdam okulların çevresinde fast food satışını yasaklayabilir. Amsterdam daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda ortamı için okulların yakınında fast food satışını yasaklamayı hedefliyor. Amsterdam Belediye Başkanı yapmış olduğu açıklamada fast food noktalarının açılmasını sınırlayabilecek bir girişime imza attı deniliyor. Hollanda şehirlerinde büyümeyi, yeniliği ve yaşam kalitesini güçlendirmeye yönelik şehir anlaşmasının bir parçası. Girişim, Hollanda'da aşırı kilolu ve obez insanların oranının artışıyla ilgili endişelerine karşılık olarak ortaya çıktı. 2020 rakamlarına göre Hollanda'da 4 ila 17 yaşındakilerin yaklaşık %15'i aşırı kilolu. Bu durum ileri yaşlarda diyabet ve kalp sorunlarının ortaya çıkma olasılığını da arttırıyor. Yetişkinler için ise bu rakam %50'ye ulaşmış durumda. Araştırmalar, mevcut oranlar devam ederse 2040'da yetişkinlerin %62'sinin aşırı kilolu olacağını gösterdi. Sağlık Kurulu rakamlarına göre Amsterdam'daki gıda satış noktalarının yaklaşık %84'ünün sağlıksız ürünler sunduğu ortaya çıktı. Bu durumla mücadele etmek adına okulların ve kamu binalarının çevresinde fast food yerine daha sağlıklı seçenekler sunulacak. Buna ek olarak şehir anlaşması ile yeni satış noktalarına veya mağazalara ruhsat vermeyi reddetmenin yasal yolları da araştırılıyor. Belediye Başkanı, belediyenin şu anda yapısal bir değişiklik yapamadığını ve diğer şehirlerden destek gerektiğini belirtti. Değerli izleyicilerim, bakın bu haber aslında başta çocuklarımız olmak üzere bizlerin geldiği noktayı gösteriyor. Maalesef bilerek ve isteyerek toplumlar sağlıksız beslenmeye özendiriliyor. Fast food dediğimiz bazı hamburger firmaları, gazlı içecekler vesaireler, anladınız ne demek istediğimi. Bunlar özellikle çocuklara özendiriliyor. Çocuklar bildiğiniz üzere en çok sosyal medyada zaman geçiriyor. Sosyal medya reklamlarına, sosyal medya videolarına, sosyal medya içeriklerine baktığımızda her şeyin adeta çocukların üzerine hücum ettiğini görüyoruz. Basit, hemen yapılabilir, hemen yenilebilir, hemen sindirilebilir yemekler ucuza satılıyor ve içine nelerin konulduğu da gerçekten bilinmiyor. Değerli izleyicilerim, toplumlar hasta. Bakın, hastanelerin pek çoğu ağzına kadar dünyanın değişik noktalarında dolu. İnsanların pek çoğu 40 yaşından sonra hastalanıyor. Vücutlarının dayanıklılık oranları her geçen gün daha da düşüyor. Kalp hastası sayısı geçtiğimiz bundan 20 yıl önce bu kadar var mıydı? Obezite bu kadar var mıydı? Bu kadar kilolu insanlar var mıydı arkadaşlar? Toplumlar bilerek ve isteyerek, benim fikrim bu, bu bataklığın içerisine sürükleniyor. İnsanlar sürekli hasta. Evet, özellikle gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerde doktor bulabilmek bile mucize, biliyorsunuz, pek çok ülkede. Ama beslenme ile ilgili maalesef hiçbir önlem alınmıyor. Bilinçli toplumlar dahi yetiştirilmesine müsaade edilmiyor. Okullarda çocuklara gerektiği kadar bu yönde eğitim verilmiyor. Her şey çocukların üzerine, beslenme üzerine adeta kurgulanmış vaziyette. Marketlerde, çarşıda, pazarda satılan gıda ürünlerinin neredeyse %60'ı sağlıksız ürünlerden oluşuyor. Bakın, bir profesörün söylediğini aktarayım size. Şunu söylüyor. Diyor ki, Eğer o ürün paketlenmişse içeriğine bakmaya gerek yok diyor. Yani sağlığa zararlıdır diyor. Pakete girdiyse. Pakette olmayan ne var ki? Şu market reyonlarını bir düşünün. Çocuklar bu markete gittiği zaman ne alıyor? Sebzeye mi gidiyor? Nereye gidiyor? İşte bu paketlere gidiyor. Arkadaşlar, maalesef hasta bir dünya var şu anda. Dünya hasta. Ve bu hastalık oranı her geçen gün daha da artıyor. Bana yine soracak olursanız ben tekrar ediyorum, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını görüyorum. Ve yine ilaç kartelleri, ilaç firmaları korkunç bir şekilde dünyanın her yerinde büyümeye devam ediyor. Tablo bu kadar ağır arkadaşlar. Baktığımız zaman bütün reklamlar, televizyon programları, diziler vesaire her şey böyle sağlıksız beslenme üzerine kurgulanmış vaziyette. Toplumların maalesef ve maalesef daha da kötüye gideceği açık bir şekilde ortada. Hollanda'da Amsterdam Belediye Başkanı'nın almış olduğu bu karar çok doğru ve yerinde bir karar. Mutlak surette fast food dediğimiz hızlı hazır yemek dükkanı, hızlı ya da fast food dediğimiz bu yemek sektörünün bir şekilde önünün kesilmesi gerekiyor. Mümkün mü? Ok yaydan çıkmış mı? Bunu biliyorum. Çok zor ama hiç olmazsa çocukların bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor. Maalesef her geçen gün obezite, kilo vesaire artıyor. Bir de bakın dünyada şöyle bir şey var. Üzülerek takip ediyorum. Özellikle hanım izleyicilerim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Reklamlar görüyoruz. Elbise reklamları görüyoruz. Her şey zayıflar için. Az bir şey kilon olamaz. Onu giyemezsin. Ayakkabı reklamı, her şey zayıflar için. Sanki dünyada yaşayanların %99'u manken gibi. Reklamlarda oynayan o mankenler gibi. İnsanların da psikolojilerini bozmuş vaziyetteler. Kilolu olan izleyicilerim bir mağazaya gittiğinde, kendisine bir elbise almak istediğinde kolay bir şekilde bulabiliyor mu arkadaşlar? Hayır, bulamıyor. Yok böyle bir şey. Neden illa insanlar belirli kalıplara oturtuluyor arkadaşlar? Bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. İnsanlar kilolu olsun diye anlatmıyorum ben bunları. Yani birileri bir senaryo yazıyor. Birileri de bu senaryoyu istese de istemese de farkında olsa da olmasa da oynuyor arkadaşlar. Yani gıdadan, giyime, modadan bilmem neye kadar her şeyin arka planında inanın bana kurgulanmış bir oyun var, senaryo var. Tablo bu arkadaşlar. Sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz.